yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun gençler. Bugünkü videomuzda oyundaki gizli şifreleri size söyleyeceğim. Onlara bakacağız. Bildiğiniz üzere oyuna 2.8 güncellemesi geliyor. Bununla beraber tabii yeni işte ne bileyim farklı şeyler oyuna ekleniyor. Bununla alakalı videolar da çekmiştik ama bugün yeni şifrelerimiz var arkadaşlar. Bu şifreleri rahatlıkla bu videoyu izlediğinizde yazabileceksiniz, girebileceksiniz yani. Ona bakacağız. Ondan önce hemen şöyle popüler gündemimize bakalım hızlı bir şekilde. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Gaming Egoist marka Eczacı Emre 01 X Rooster MK47 Mami Inete SpaceX. Aynen kardeşim. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara çok teşekkürler. Hemen bir iki sorucumuz var. Onları da bir yanıtlayalım. Abi ne olur cevap ver. UC etkinliği var ya, 300 UC yüklediğinde 200 veriyor falan. O her sezon gelir mi? Ya bence onu sürekli getirirler ya. Yani güzel bir şey. Hani oyuncular için işimize yarar bir şey. Hani yüklediğiniz UC'den fazlasını alabiliyorsunuz. Gelir diye tahmin ediyorum. Midas Bey ne zaman UC istasyonu gelir? Oyunda abonelik fiyatlarını uçurmuşlar maşallah demiş. Eylül'de gelebilir büyük bir ihtimalle. Çünkü oyuna UC istasyonu gelmediğinde Midas Bay'a geliyor. Midas Bay'a geldiğinde oyunda olmuyor UC istasyonu. Böyle bir hani her ayı bir şekilde UC istasyonunu geçirebiliyoruz gibi gözüküyor. Eylül'de gelir diye düşünüyorum. Ha, bu arada abonelik fiyatlarıyla alakalı arkadaşlar, normalde oyunun fiyatlarında bir değişiklik yok. Yani nasıl söyleyeyim size, UC fiyatları olsun, satın almalar olsun, standart. Hani dolar bazlı ekranda gördüğünüz gibi dolar fiyatında değişiklik yok. Ama hani dolar kullanmayan ülkeler çok fazla. Tabii Türkiye var, başka ülkeler var. Oradaki kurlar sürekli oynak olduğu için değişiyor. Yani normalde yine aynısı. Ama tabii hani Türkiye'de fiyat artıyor gibi gözüküyor. Evet, hani dolar kazanmadığımız için Türkiye'deki herkes artıyor. Ama normal şartlarda adamlara sorsanız artmıyor. Çünkü ana para birimi dolar oyunun. Umarım düşer yani. Ne diyeyim. Şimdi. Abi bizim kırmızı kristal etkinliğine diğer bölgelerdeki etkinlikleri kıyaslama yapar mısın? Yeni güncelleme istiyoruz. Böyle bir video var. İzledim. Teşekkürler. Olabilir. Güncellemeden sonra diğer bölgelerdeki yerel dükkanların incelemesini yapabiliriz. Etkinliğe gelelim arkadaşlar. Geldik. Buradan hemen buraya. Buradan gizli laboratuvar dosyası var arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya geldiğinizde ekrana böyle bir şey geliyor. Gizli laboratuvar dosyası, çok gizli veri doğrulama şifresi. Buraya ne yazacağız? Burada açıklamalar mevcut. İşte gizli laboratuvar dosyasını açmanız için bir şifre gerekir. Şifre laboratuvar kılavuzundaki birine zekice gizlenmiştir diyor. Laboratuvar kılavuzlarından birine zekice gizlenmiştir falan filan. Bunları okuyorsunuz abi. İşte 3 ayrı şifre vardır. Tabii bazı şifreler şu an daha gözükmüyor. Mesela buraya tıklayın, Hints'e. Hints'e tıkladığınızda arkadaşlar laboratuvar kılavuzu diyor. Ekranda size böyle bir resim geliyor değil mi? Abi bu ne filan diyorsunuz. Mesela Meteoroid. Bunu yazdım olmadı. Meteoroid'e yazdım, o da olmadı. Demek ki bu değilmiş diye düşünüyorum. Buradaki şeyi taratabilirsiniz. Sizi PUBG Mobile olayına atırıyor. PUBG Mobile C5 İşte sezon 15, sezon 14 neyse o mu diye baktım. O da olmadı. Neyse ondan sonra buraya tıkladım yana ve diyor ki bu da diyor Eylül'ün ikisinde. Bu da olmuyor. Abi ne yapacağız? Ondan sonra videoyu izleyelim dedik. Videoyu izledik, tamam mı? Şöyle bir bakalım. Şimdi buradaki ayrıntı ne ya arkadaşlar sizce? Dedim abi zombi. Yani zombi olabilir. Şuraya yazdık. Zombi. Daha önceden yazmışım zaten. Tıkladık. Hoş geldin diyor. Araştırmacı 0907. Burada oyuna gelecek olan büyük zombiye giriş yapıyorsunuz bu şekilde, tamam mı? Eğer 3. şifreyi bulan varsa onu da yorumlara yazabilirsiniz. Burada işte bu zombi ile alakalı ve bunu diyor bıçakla daha rahat öldürebilirsiniz diyor. Yakın dövüş silahıyla. Evet ben de öldürmüştüm. İsterseniz onunla girebilirsiniz. Size saldırırken ateş ederseniz diyor o saldırısı kesilir diyor. Böyle bir olay mevcut arkadaşlar bu zombi ile alakalı. Ekstradan diyor bu iri zombilerin sağlık oranı yüksektir. Kaslı yağlı kollarıyla bir silah çevirmişlerdir diyor falan filan. Ya ne yağı ya, sağ kolları. Ben de yağ diyorum.
Bu kol silahı farklı saldırılarda bıçağa ya da kalkana dönüşebilir. Ama kendini koruyabiliyor da. Böyle saldırdığımda ne oluyor? Bıçak gibi sizi kesiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi düşünüyorsunuz, acaba başka bir şifre olabilir mi? Tekrar yazıyorum. Sonradan fark ettim. Zombi yazdım. Giriyorum. Burada ne yazıyor? Araştırmacı 0907. Acaba bu da bir şifre mi diye düşündüm. Şöyle geri geliyorum. Dedim 0907 yazayım. Bir girdim. Bu da bir farklı şifre. Birinci şifre buymuş. Burada da diğer farklı zombileri gösteriyor arkadaşlar. İşte videosunu gösteriyor. Oyun içinde güncellemede karşılaşacağımız farklı zombiler. Daha önceki eski zombi modundaki zombiler gitti artık arkadaşlar. Tamamen oyuna yeni zombiler geldi. Buna benzer vardı biraz ama bu da biraz değişik lan. Ürkütücü duruyor bunlar. Bütün zombileri burada görebiliyor. Aa, bu ne lan? Bu ağaç şeyine benziyor biraz. Tamam. Burada diyor ki mutantlar. 3 çeşit mutant bulunur. Ortalama becerileri sahiptirler ve tek şekilde saldırabilirler. Yırtıcılar. Bu zombiler oldukça hareketlidir. Zıplayarak hızlı ilerleyebilirler. Saldırmak için pençelerini kullanırlar. Zayıf noktaları kafalarıdır ve vurulduklarında karşılık veremezler. Demek ki bu zombileri abi eline, bacağına, koluna vurmayacağız. Kafaya vurduk mu sersemliyor. Onu gördük. Tamam mı? Oradan indireceğiz bunları. Bunu da öğrendik. Burada da ön yükle kısmı var arkadaşlar. Ne diyor? Yeni 2.8 sürümünü önceden yükle. Yeni zombi temasının tadını hemen çıkar. Buradan da arkadaşlar güncellemeniz gelmediyse buradan da büyük bir ihtimalle güncellemenizi yapacaksınız. Şimdi bu böyleydi. Bunu hemen şöyle bir geri geçelim abi. Buradaki zombileri de gördük. Tamamdır. İnse tıklayalım. Bak. Buradan bir şey çıkartamadım ben. Çıkartabilen var mı acaba? Bıçak desek bir şey olur mu bilmiyorum ama. Yeni bıçak geldi ya oyuna. Bıçak oldu ama. Olmadı. Türkçe yazabiliyoruz mu? Ya da İngilizce knife diyelim. Yine olmadı. Yani o resimde bir şey var mı yok mu? Herhalde yok gibi gözüküyor. Türkçe'de yazılmıyor lan. Neyse, bunu mobilden falan denemek lazım. Yani şu an iki tane kodu girdik arkadaşlar. Farklı bir kod bulursanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Şu an oyunda böyle bir gizli laboratuvar dosyası açıldı. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunun bir tanesi Eylül 2'de, bir tanesi de Eylül 5'te açılacak. Az önceki gördüğünüz o açılmayan dosya vardı ya. Bir tanesi de 5'inde. Yani 3 tane dosya açılacak önümüzdeki günlerde. Bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.